Herkese merhaba, ben Alper Tuğduman. Kanalıma ilk kez geliyorsanız, genellikle yapmaktan hoşlandığım şeyleri burada anlatıyorum. En çok ilgi çeken videolarım ise kedi videoları oldu. Ama bugün başlıklarında gördüğünüz üzere farklı bir konudan bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve bildirim tuşuna basarsanız çan işaretine, abonelerime özel hazırladığım videolardan ilk sizin haberiniz olur. Bugün Netflix'te Kasım favorilerim demek istemiyorum. Bu böyle bir 5-6 aylık favoriler aslında ama daha önce çektiğim favoriler videosunda birçok sevdiğimizden bahsetmiştim. Şimdi diğerlerinden bahsedeceğim. Hepsini anlatmayacağım. Gerçekten sevdiklerimden bahsedeceğim. Hani böyle vakit geçirmek için izlediğim bir sürü dizi var ama bunlar benim böyle en sevdiklerim. İlk ile başlayalım. İlk dizi Sabrina. Sabrina Cadılar Bayramı'na böyle 10 gün kala yayını açıldı Netflix'te. İnanılmaz sevdim. İşte 16 yaşına basmak üzere olan bir cadının cadılık ve insanlık arasında kalmasını anlatıyor. İşte insanları mı seçecek, arkadaşlarını mı seçecek yoksa cadı hayatını mı seçecek? Bir savaş veriyor ve bundan bahsediyor. İnanılmaz keyifli bir dizi. Böyle herkesin seveceği bir dizi değil. Bazılarına çocuksu gelebilir ama ben inanılmaz sevdim. Konusu gerçekten güzel. Fantastik şeylerden hoşlanıyorsanız bu diziyi kesinlikle seversiniz. İkinci dizi Riverdale. Bundan neden bahsetmek istedim hemen Sabrina'dan sonra? Sabrina, Grindel isimli bir kasabada geçiyor. Bu dizide Riverdale. Bu kasabalar yan yana iki kasaba. Konuları kesinlikle bağımsız. Riverdale'de kesinlikle fantastik bir şey yok. Tamamen entrikalar üzerine kurulu bir dizi. Sadece dizinin yapımcıları aynı olduğu için bu kasabaları sanki yan yanaymış gibi göstermek istemişler. Arada böyle dizinin içinde Riverdale falan diyorlar. Böyle benim çok hoşuma gidiyor. Riverdale'i de çok seviyorum. Riverdale nasıl başlıyor? İkizler var dizinin başında. Bu çok spoiler'a girmez zaten. Pilot bölüm burası. İkizlerden biri ölüyor. Ve nasıl öldüğüne dair böyle teoriler ortaya atılıyor. Suçlular aranıyor falan filan derken olay bambaşka yerlere gidiyor. Muazzam bir dizi. Yani ben böyle entrika dizilerini çok sevmem. Ama bu gerçekten çok başarılı bir dizi. Şu an 3. sezonu çekiliyor ama ne yazık ki Netflix'te şu an 1. sezonu var. 2. sezonu henüz açılmadı. Sabırsızlıkla bekliyorum. Üçüncü dizi Good Girls. Bunlar 3 tane yakın kız arkadaşlar. 3'ü evli, hatta bir tanesi boşanmış. Hikayelerini anlatayım. Boşanmış olan çocuğunun velayeti onda kalsın diye böyle durumunu iyi göstermek istiyor sosyal hizmet görevlilerine. Onun için hani nereden para bulabilirim, nasıl bu işin içinden çıkabilirim kafasında bir kadın. Diğer bir kadın ise hasta bir kızı var. Tedavi masrafları inanılmaz pahalı, inanılmaz sıkışmış durumdalar. Kocası güvenlik görevlisi, polis olmaya çalışıyor. Kendisi de bir fast food zincirinde normal bir çalışan. İşte o da bir para arayışı içerisinde ne yapacağım diye düşünüyor. Bu bahsettiğim üç kadın bu arada kanki, best friend, çocukluk arkadaşı. Diğeri ise durumu gayet iyi bir kadın ama kocası tarafından aldatılan ve kocası iflas etmek üzere olan bir kadın. Ve tek geçim kaynakları da kocasının eve getirmiş olduğu para. Kocasının iflas ettiğini öğrendikten sonra ve onu aldattığını öğrendikten sonra kendi parasını kazanmak istiyor. Ve üçü bir oluyor. Böyle bir gün bir espri yapıyorlar. Bankamı soysak diye başlayan bir espriyle soygun yapmaya başlıyorlar ve inanılmaz bir böyle gangsta hayatı sürmeye başlıyorlar. Acayip komik. Acayip aksiyonlu, inanılmaz sürükleyici bir dizi. Kesinlikle izlemelisiniz. Yani izlerken böyle işte bu ben falan dediğiniz sahneler çok oluyor. Gerçekten çok böyle duygulara çok güzel dokunan ve inanılmaz komik bir dizi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dördüncü diziye geçelim. Grace and Frankie. Bu dizide de nasıl anlatayım? Bu iki kadının kocaları ortak. Aynı bir avukatlık şirketini yönetiyorlar. Kurucuları o şirketin ve avukatlık yapmaya da devam ediyorlar. Bir gün işte böyle dördü bir yemeğe çıkıyorlar ve iki koca karılarını o an terk ediyor. Biz sizden boşanmak istiyoruz deyip radikal bir karar alıyorlar ve kadınlar şok geçiriyor. Ayrılma sebeplerini öğrenince daha da büyük bir şok geçiriyor ama bunu size söylemek istemiyorum çünkü o zaman dev bir spoiler vermiş olurum. Kesinlikle izlemelisiniz. Sonra bu kadınların ikisi de bu iki kocanın, iki erkeğin almış olduğu bir ortak yazlık var. Bütçeleri yetmediği için ortak almışlar. Sırayla gidiyorlarmış yazın. Hikaye öyle. İki kadın da o yazlığı istiyor. Hani o yazlık benim olacak, ben yaşayacağım falan filan derken birlikte yaşamaya başlıyorlar. Ve birbirini hiç sevmeyen, tamamen farklı kafalarda olan kadınlardan biri inanılmaz böyle nasıl anlatayım, güzelliğine düşkün,
aşırı sosyetik bir kadınken diğeri tamamen farklı bir kafada. Sabah kalktığında yogasını yapan, işte çay ağacı tütsüleri yapan, böyle tamamen artık mental kafaya yoğunlaşmış bir insan. İkisini aynı evde yaşama öyküsünü dinliyoruz. 4 sezonluk bir dizi, bölümler maksimum demeyeyim, ortalama 30 dakika, böyle 35-25 dakika arasında değişkenlik gösteriyor. Çekirdek gibi bir dizi, böyle ben 3 günde falan bitirdim 4 sezonu. Koşturuyor peşinizden yani. Alıyor gidiyor, o kadınlar girişimci oluyor, başka şeyler yapıyor, böyle muazzam bir dizi. 5. dizi, Daredevil, kahramanı bilmiyorum biliyor musunuz ama kör ve diğer güdüleri inanılmaz gelişmiş bir kahraman. Onun hikayesini anlatıyor. 3 sezonluk bir dizi. Bu konuda çok fazla bir şey bahsetmek istemiyorum çünkü ne desem spoiler olacak. İşte nasıl o hale geldiğini, artık neler yaptığını, işte günlük hayatında gündüzleri avukat, geceleri süper kahraman olma öyküsünü anlatıyor. Çok böyle başlarda sıkıcı ama sonrasında kopamayacağınız kadar sürükleyici bir dizi. Bu 4 diziyle, 4-5 diziyle bağlantılı bir dizi. İşte Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, Punisher, böyle 6 tane galiba saydım. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepsi aynı serüvende, aynı bölgede. New York ve çevresinde geçiyor. Hepsi bir şekilde bir yerde toplanıyor ve en son zaten Defenders denen bir dizi çekiliyor. O tüm kahramanların ortak olarak savaştığı, kötülerle mücadele ettiği bir dizi. Ama beni en çok etkileyen Daredevil ve Jessica Jones olmuştu. Jessica Jones da ortalama 16'lı yaşlarında bir trafik kazası geçiriyor ailesiyle birlikte. Ailesinin diğer fertleri ölüyor. Kendisi hayatta kalıyor ama o da ölmek üzereyken bir gizli bir örgüt mü denir? Gizli bir şey işte, bilim insanları tarafından kaçırılıp üzerinde deneyler yapılıyor ve özel güçlere sahip oluyor. İnanılmaz güçlü bir kıza dönüşüyor ve çabuk iyileşen bir insana dönüşüyor. Bu da onun öyküsü. Luke Cage ve Iron Fist de güzel ama beni en çok etkileyenler Jessica Jones ve Daredevil olmuştu. Onun için bu iki diziden de size bahsetmek istedim. Gelelim 7. dizimize. Bu nasıl okunuyor gerçekten bilmiyorum. Yani biz bunu bir 4 kişi falan izledik. Biz izleyen 4 arkadaşımla konuştuk. İsminin kesinlikle nasıl okuduğunu anlayamadık. Bence Dyson Charmant diye okunuyor. Bu bir animasyon. Bu bir çizgi dizi. 8 ya da 10 bölümlük çekirdek bir dizi. Bölümleri 30 dakika bir bölümü. Ortalama 30 dakika. Çok güzel bir prensesin bir cadı tarafından lanetlenmesi sonucu ona bir iblis musallat oluyor. Ama bu iblisle kanki oluyorlar. Best friend oluyorlar. Ve o gruba bir elf katılıyor. İsmi Elfo. Bu üçü inanılmaz böyle eğlenceli bir serüvene çıkıyorlar. İşte prenseslikten istifa etmekten tutun da başka krallıkları ele geçirmek gibi gibi böyle komik saçma sapan bir sürü hikayeden bahsediyor. İnanılmaz böyle komik, sürükleyici, eğlenceli, kafanızı dağıtabilecek mükemmel muazzam bir animasyon çizgi dizi. Bir diğer çizgi dizi ise Final Space. Final Space'de bir suçlu bir uzay gemisinde işte tutukluluğunu sürdürürken geminin bütün mürettebatı bir şekilde ölüyor. Ve o gemide tek başına cezasını sürdürmeye devam ediyor ve zamanla geminin kaptanı olduğuna inandırıyor kendisini. Sonra önce bir uzaylı bularak, sonra başka insanlarla, başka uzaylılarla karşılaşarak değişik bir serüvene böyle atılıyor. İnanılmaz eğlenceli şeyler oluyor. Düşmanı en yakın arkadaşı oluyor. Aşık olduğu kadın ondan nefret ediyor. Böyle değişik değişik, böyle acayip güzel bir konusu olan, yine kesinlikle motivasyonunuzu yükseltecek, moralinizi yerine getirecek çok eğlenceli bir dizi. Bunu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu da bir çizgi dizi. Bahsedeceğim diziler bu kadardı. Umarım izlersiniz ve umarım severseniz. Bahsettiğim dizileri severseniz aşağı yorum yazmayı unutmayın. Gelecek videolarımda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.